Merhabalar, yükselli örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz bu rengarenk motiflerle şimdi çok güzel kısa bir kazak öreceğiz. Yani crop. Bu gördüğünüz renkleri kullandım ama siz tabii ki istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şöyle 5 motif koyu pudra rengi çalıştım. 5 motif açık pudra rengi. Üçer tane de işte kırmızı, mor ve sarı çalıştım. Burada 19 tane motif var. Son 20. motifi şu kırmızıdan bir tane daha örerek tamamlayalım. Yani kırmızıdan 4 motif çalışmış olacağız. 3 tane mor, 3 tane sarı, 5 tane de pembelerden 5, 10. Yani toplam 20 tane. Ve motiflerin genişlikleri de 17 santim. Bu arttırılabilir. Bedeninize göre arttırabilirsiniz. Daha ince iple örersiniz, daha küçük motifler elde edersiniz. Yani ipleri çalışarak ve bedeninizi ölçerek kendi ölçünüzü bu motif genişleterek ya da ince ip kullanarak daha küçük motif örerek bunu ayarlayabilirsiniz. Vegan 100 gram 200 metre bir ip kullanıyorum. Herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Elinizde belki söktüğünüz ipler vardır başka giysilerden. Onları da kullanabilirsiniz. Ve 7 numara 4 milim tığ kullanıyorum. Şimdi motifin ortasından başlıyoruz. Şöyle ipi çeviriyorum. İlmeği içinden alıyorum. Şimdi bu sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan öreceğiz. 3 zincir, 1 trabzan örüyoruz. Yani bu da bir trabzan olarak sayıyoruz ve halkanın içine 15 tane ikili trabzan örüyoruz. 3 zincirle başlangıçtaki 3 zincirle birlikte toplam 16 tane trabzan oluyor. Şuradan ipi çekiyoruz. Şu ortayı, boşluğu küçültüyoruz ve 3 zincirin üçüncüsüne sırayı bağlıyorum. Bu ipi içinden geçirerek önce bir sıkılaştırıyoruz. Daha ince bir tığ kullanıyorum. Şöyle bir sıkılaştırıyorum, açılmasın bir daha diye. Sonrasında ilmeklerin arasında yürüterek kaybediyorum. Bu ipi örerken örgünün arasında bırakıyoruz. Böyle herhangi bir yerinden başlayacağız. Bir ilmek sıkılaştırıyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bu sık iğnenin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Bir zincir öncesine yani 6. zincire bir sık iğne. Sonra diğerine 2, diğerine 3, diğerine 4, beş ve 6. Hemen yanındaki trabzanın üzerine bir sık iğne.
Bir sık iğne daha örüyorum. Şimdi bunun da üzerine gene 7 zincir. Hemen yanındaki zincire, yanındakine, ilkinde ördüğümüz gibi, şuradaki gibi 6 tane sık iğne örüyoruz. 4, 5 ve 6. Hemen yanındaki ilmeğe bağlıyoruz. Sonra yanındakine bir sık iğne daha. Bunun da üzerine gene 7 zincir. Yanındakine. Beş ve altı. Hemen yanındaki ilmeğe bağladık. Bir tane daha yanına. Bunun da üzerine gene 7 zincir çekip 6 tane sık iğne örüyoruz. Tamamı 8 tane oluyor. 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi gene yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Başladığımız noktadaki şu sık iğneye sırayı tamamlıyoruz. İlmek kaydırarak. Bir zincir çekip şurada ördüğümüz 6 tane sık iğnenin dip kısımlarına batarak örüyoruz. Şurada gözüküyor zaten sık iğnenin dibi. Hemen oraya bir tane sık iğne, sonra yanındakine bir tane yarım trabzan, yani tığa dolayıp bir kere de alıyoruz. Bu yarım trabzan oluyor. Sonra yanındakine ikili bir tane daha yanına. Şimdi gene iki tane ikili trabzan ama aynı ilmeğin içine. Bir, aynı ilmeğin içine iki. Şimdi son sık iğnenin dibine batıyoruz. Bu sefer gene ikili fakat üç tane örüyoruz. 1, 2 ve 3. Yaprağın yarısı. Şimdi diğer tarafa da aynı bu şekilde ters küçülterek örüyoruz. Baştaki sık iğnenin üzerine 3 tane, şurada ördüğümüz gibi ikili trabzan. Yanındakine aynı ilmeğe bir tane daha. Sonra yan yana. Bir, yanına iki. Bir tane yarım trabzan, bir tane de sık iğne ile bitiriyoruz. Ortada bir tane sık iğne var. Oraya gene sık iğne ve gene şuradaki sık iğnelerin dibine batarak devam ediyoruz. İlk sık iğneye bir sık iğne, ikinciye yarım trabzan, sonra
ikili. Bunlar yan yana örülüyor. Bir tane daha. Şimdi aynı ilmeğin içine örüyoruz. İki tane. Son ilmeğin içine de üç tane. Bir, iki ve üç. Şimdi bu tarafın örgüsünü örüyoruz. Baştakine 3. Sonra aynı ilmeğin içine 2 tane aynı ilmeğe batıyoruz. Sonra yan yana 2 tane yanına. Bir tane yarım, bir tane de sık iğne yaprağı tamamlıyoruz. Ortadaki sık iğneye bir tane sık iğne ve gene en baştaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne doluyorum. Yanındakine yarım trabzan, yanındakine ikili, yanındakine bir tane daha ikili ve yanındakine çift batıyoruz. Ve yanındakine 3 kere batıyoruz. 1, 2 ve 3. Buradaki örgüyü ters olarak buraya da örüyoruz. Hemen baştakine 3 tane sık iğne. Yanındaki ilmeğe 2 tane sık iğne aynı ilmeğe. Sonra yan yana 2 tane trabzan. Ve bir yarım trabzan, bir sık iğne, ortaya da bir sık iğne. Sonra bu tarafa geçiyoruz. Burada ördüğümüz örgünün aynısını diğerlerine de örerek tamamlıyoruz. Bütün çiçekleri ördükten sonra yanındaki sık iğnenin üzerine sırayı tamamlıyoruz ve yan tarafa bir ilmek kaydırarak ipi kesiyoruz. Şimdi koyu renkle hemen hem kare hale getiriyoruz hem de daha sık bir örgüyle tamamlıyoruz. Şöyle bir ilmek sıkılaştırıyoruz. Çiçeğin herhangi bir yerinden başlayacağız. Şu ortada bir tane sık iğne vardı çiçeklerin arasında. Tek sık iğne. Bu şekilde alıyoruz. Ve bir tane sık iğne. Üzerine 5 zincir. Yaprağın arkasından diğer tarafa geçiyoruz. Şurada ortadaki tek sık iğneyi ortadan alıyoruz. Bir sık iğne.
5 zincir, diğer çiçeğin şöyle bir sık iğne, 5 zincir, her yaprağın arkasına bu şekilde 5 zincir örerek tamamlıyoruz. Son yaprağı gene 5 zincirle geçiyoruz. Başladığımız noktada şurada bir sık iğne örmüştük. Sık iğnenin üzerine sırayı tamamlıyoruz. Ve yandaki boşluğa bir ilmek kaydırarak geçiyoruz. İlmek kaydırarak yan tarafa geldik. 1, 2, 3 zincir ve ikili trabzan. 2 tane trabzan oldu. Bir tane daha. 3. Şimdi 2 zincir. 3 trabzan daha. Üç zincir. 2 tane trabzan. 3 tane oldu. 3 çektiğimiz zincirle. 2 zincir. 3 trabzan daha. Bu köşe. Şimdi yan tarafa geliyorum. 3 tane trabzan. Şimdi diğer köşeye geldik. Gene 3 trabzan. İki zincir, üç trabzan. Şu birinci köşe. Şimdi ikinciyi ördük. Yan tarafa geçiyoruz. Üç trabzan. Diğer köşeye geldik. Üç trabzan, iki zincir, üç trabzan. Şimdi 3 trabzan. Köşeye örüyoruz. İki zincir ve 3 trabzan. Son boşluğun içine 3 trabzan. Bir, iki, üç ve
Dördüncü köşeyi de ördük. Başladığımız noktada, yani üçüncü zincirin üzerine sırayı bağlıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 3 zincir. Yanındaki trabzana. Yanındaki. Şimdi köşeye 3 trabzan. İki zincir, üç trabzan. Devam ediyorum. Şuradaki ilk trabzanı atlamayalım. Her birinin üzerine bir trabzan örerek devam ediyorum. Köşeye geldik. Gene 3 trabzan. İki zincir, 3 trabzan. Şimdi trabzanlara geçiyoruz. Şöyle çekelim. Şuradaki trabzanın şu tepe noktasını kaçırmayalım. Bu üzerini kapatabilir. Bir öteki trabzandan başlayabilirsiniz. Ona dikkat edelim. Hemen ilk trabzana ve diğerlerine örerek devam ediyorum. Sırayı aynen bu şekilde her trabzana bir tane trabzan örerek ve köşelere 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örerek devam ediyoruz. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Başladığımız noktada sırayı bağlıyoruz 3. zincire. İlmek kaydırıyoruz. Gene 3 zincir. Yanındakine ve sürekli yanındakine köşeye kadar geliyorum. Şimdi bu sırada çiçeklerin köşedeki yapraklarını da tutturacağız. Alttaki ördüğümüz koyu renk motifi. Şöyle köşeleri denk gelen yaprakları. Bu arada kalanları da bir sıra sonra, yani bu sıradan sonraki sırada da aradaki yaprakları birleştireceğiz. Şunları şöyle ve şöyle tutturuyoruz. Ortaya önce bir tane trabzan. Sonra çiçeğin ortasına ve motifin ortasına batarak bir trabzan. Sonra gene ortaya batıyoruz. 3 tane trabzan köşeye. Şimdi diğer 3 tane örüyoruz. Araya 2 zincir. Önce motifin içine
Sonra hem çiçeğe hem motifin köşesine, sonra tekrar motifin içine. Ve trabzanlarla devam ediyoruz. İlk trabzanın üzerine. Şimdi buradaki çiçeği tutturuyoruz. Köşeye bir tane trabzan, sonra çiçeğe ve köşeye sonra sadece motifin yani köşeye 3 tane trabzan. 2 zincir. Gene köşe örüyoruz tabii ki. Bir tane köşeye yani motife bir tane hem çiçeğe hem motife bir tane sadece motif. Şöyle ilk trabzanın ilmeğini de görelim. Şöyle açarak. Yoksa demin de söylemiştim. Atlayabiliriz ilk trabzanı. Ona dikkat edelim. Trabzanlar eksilmesin. Yine devam ediyorum. Motifin arkası bu şekilde gözüküyor. Şimdi sırayı bağlayalım. Ve bir üst sıraya geçelim. Köşeleri tutturmuştuk. Şimdi aradaki yaprakları tutturacağız. 3 zincir, yanındaki ve diğerleri. Şimdi köşeye bu sırada ve bundan sonraki sırada ikişer tane trabzan örüyoruz. Köşeye 2 trabzan ördüm. 2 zincir ve gene 2 trabzan. Şimdi bu sıradan sonra bir sıra daha örüp zaten motifi bitiriyoruz. Bu son 2 sırada köşeler 2 trabzan olacak. Daha önce denedim. Biraz şuradaki trabzan sayısı yoğun geldi. Biraz açılma yaptı motifte. Hemen köşelerden 2 sırada birer trabzan eksilterek İkişer tane batınca tam bir kare görüntüsü aldı motif. Bu şekilde devam ettim diğer motiflere de. Şimdi ikişer tane ördükten sonra yine trabzanlarla devam ediyoruz ama ortasında çiçeğin yaprağını tutturacağız. Şu köşedeki 2 zincirden sonraki bu tarafa ait olan trabzanları sayıyoruz. 2, 4, 5, 6, 12 tane trabzan ördüm. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi 13. trabzana yaprağı bağlıyoruz. Doluyorum. Şuraya batacağız hemen yanındaki ilmeğe. Şöyle ortadan alıyorum çiçeği ve bir trabzan. Tam ortaya 3 trabzan, 3 trabzan batmıştık. Bu 3 üçer trabzanın tam ortasına batıyoruz. Sonra gene kaldığımız yerden devam ediyoruz. 12 trabzan daha örüp köşeye geliyoruz.
Köşeyi ördükten sonra şöyle 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şuradaki trabzan sayısı 12 tane olunca hemen yaprağı ekliyoruz. Yani tutturuyoruz. Şöyle ortasından batıyoruz. Sonra bir arkadan yaprağı bağlıyoruz ve hiç ilmek atlamadan tekrar 12 trabzan örerek köşeye geliyoruz. Şuradaki yaprakları da tutturduk köşelerden sonra. Şimdi son yaprağı öreceğiz, tutturacağız. Yine 12 tane trabzan ördüm. Şöyle ortadan ve ortadan tutturdum. Yanındaki trabzana bir trabzan ve sırayı bağlıyoruz. Bitirdik. Bir sırada sadece trabzan olarak örüyoruz. Çiçek yapraklarını altta ördüğümüz şu motife hepsini tutturmuş olduk. Şimdi hiçbir şey yapmadan sadece trabzan örüyoruz. Köşelere bu sırada ördüğümüz gibi gene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örerek sırayı tamamlıyoruz. 3 zincir. Her ilmeğe batarak devam ediyorum. Tam 17 santim genişliği. Bu iplerle ve 4 milim tığla ve benim elimle tabii ki 17 santim oldu ama aynı ölçüler üzerinden farklı iplerle, farklı tığ numaralarıyla ya da elinizle bile değişebilir. Farklı sonuçlar elde edersiniz. Ben şöyle 17, 17, 17 şöyle 3 tane motif kullanmak istiyorum. Şöyle farklı renklerden alayım. Şöyle 3 tane motif. Bu ön parça diyelim. 3 motif arka parça. 4'er motif de kollara kullanacağım. Şöyle bir ölçelim. Bunu eklerken de biraz mesafe olacak. 50 santim, 50-51 santim. Şimdi bu da 38 bedene kadar olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki beden ölçüleriyle alakalı. Yani 34-36'ya çok rahat olur. Biraz daha büyürse 38'e de çok rahat olur. Hatta bu haliyle bile olabilir. Şimdi yaka kısmında biraz omuzlara örgü yapacağız ki yaka oyuntusunu belli edelim. Şurayı ön parça, önün boğaz kısmını olarak düşünün. Şu kısımlar omuzlara geliyor. Omuzlara gelen parçanın üzerine birkaç sıra örüp yükselteceğiz. Omuz farkı. Yaka biraz aşağıda kalması gerekiyor ki giyerken, çıkarırken ve bedende güzel durması için biraz bir oyuntu olması gerekiyor. Bunları şimdi öreceğiz. Bu arada ben motifleri ekledim. Beden kısmını tamamen ekledim. Kolun bir tanesini bitirdim. Şurada ufak bir ek örgü var. Omuzda ek bir örgü var. Şimdi aynısını buraya da çalışacağız. Renkleri de şöyle bir göstereyim. Bu tabii ki benim elimdeki iplerle ve kendi zevkime göre yaptığım bir düzenleme oldu. Siz de hangi renkleri seviyorsanız, hangi renkleri bir arada görmek istiyorsanız o şekilde çalışıp motiflerin renklerini de bu şekilde yani zevkinize göre dağıtabilirsiniz. Boyutlu olduğu için şu şekilde çok hoş bir görüntü oldu gerçekten. Şimdi şuradaki çalışmayı hemen birlikte yapalım. Ama ondan önce diğer kolda motif eklemeyi hemen çalışalım. Hem eklemiş olayım hem de nasıl eklediğimi göstereyim. Şimdi bu koyu renk.
ip olduğu için bunu açık renkle göstermek istiyorum ki daha anlaşılır olsun. Şöyle bir ilmek hazırlıyoruz. Şimdi şu motifi anlatayım önce. Örgüyü örerken nasıl özen gösteriyorsak muntazam olması için, aynı şekilde ek yerinin de çok muntazam olması gerekiyor. Şimdi bu motifin ortasında iki tane zincir var. Ek yeri çok muntazam bir şekilde ilerlemesi için bu iki zincirin bu kenara yakın olanı buraya ait. Bu tarafa yakın olanı da bu kenara ait. Çünkü şu şekilde eklemeler yapılıyor. Bu eklemenin diğer motifte üzerinden geçeceği için her iki tarafında çok muntazam ilerlemesi gerekiyor. Şimdi şu iki zincirin buradakini değil, şu tarafa yakın olanı kullanıyoruz. Tam karşılığındaki şu bakın iki zincir şuraya batıyorum. Çünkü bu kenarı kullanacağız. Şöyle içine doğru tek ip alıyorum. Bir tane ip aldım. Sonra gene şu iki zincirin şu kenara ait olanın bir ipini alıyorum. Bu da ortada duracak sürekli. Şöyle batıyorum ve ilmek kaydırarak alıyorum. Şimdi trabzanlara geldik. Zincirden sonra gene bir tane ip alıyorum. Karşı taraftan da bir tane ip alıyorum. İlmeğin tamamı şu. Ama biz şu iç kısımdaki tek ipi alıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Sırayla her bir trabzanın tam karşılığına da ip alarak ilmek kaydırıyoruz. Şöyle karşılığından ilmek kaydırıyoruz. Çok gevşek bırakmayın, çok da sıkmayın. Olduğu gibi bırakın ipi. Çok sıkarsanız dikiş yeri kasar, hatta motifleriniz bile küçülebilir. Zaten eklediğiniz zaman bunu fark ederseniz çok dengesiz bir kazak olur. Bunun dikiş yerlerindeki hatayı hemen gösterir zaten. Çok da bol bırakmayın. O da güzel durmuyor. Şöyle bir tane ip alıyorum. Karşılığında bir tane ip alıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi kendi rengindeki iple ekleyerek devam ediyorum. Bakın ne kadar muntazam oluyor. Çünkü örgüyü tamamlayan bir detaydır motifleri, ek yerleri. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor eklerken. Şimdi buradaki son trabzana kadar ekledim. Şuradaki zincir ve buradaki zincir boşta duruyor. Çünkü hep hangi kenara aitse o zincirle başlayıp bitiriyoruz. Diğer taraftaki zincire hiç dokunmuyoruz. Şimdi şurada diğer taraftaki zincir var. Yani bu kenara ait olan zincir. Bunu alıyorum. Ve buradaki zinciri de gene ilmek kaydırarak kenarı tamamlıyorum. Trabzanlar ve hemen yanındaki zincirle tamamlıyorum. Şimdi şuradaki şöyle gelen bir
Burada da bakın tam karşı karşıya geliyorlar. Oraya da bir tane ilmek batıyorum. Çünkü oradan direkt diğer motife atlarsak gene bir büzme yapıyor. Mutlaka burada da bir örgü yapmamız gerekiyor. Şöyle. Bir ilmek de tam orta yere. Şu ikin ortasına batarak yapıyorum. Sonra bakın zincir zaten gözüküyor. Bir tanesini örmüşüz şu eklemeyi yaparken. Şuradaki duruyor. Hemen oraya batıyorum. Ve buradaki zincire batarak bir öteki tarafa geçiyorum. Şimdi trabzan devam ediyorum. Zincire batıyorum en son. Bir de buradaki zincire ve ilmek kaydırarak tamamlıyorum. Bu tarafa ait olan hiçbir ilmeğe buradaki zincir dahil batmıyoruz. Sadece dümdüz bir yol izliyoruz. Gayet güzel bir ekleme şekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi ipi koparıyorum. Kolun birleştirmesine geçiyoruz. Kolun birleştirmesinden önce tabii ki önce omuz. Ben buraya 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi aynı örgüyü buraya da örüyorum. Şöyle bir omuza doğru bir yükselti yapacağız. Yaka kısmı aşağıda kalacak. Şöyle bir ilmek sıkılaştırıyorum ve gene şu iki zincirin bu tarafta olan kısmına batıyorum. İlmeği sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Bu bir trabzan oluyor. Hemen yanındaki trabzana devam ediyorum. Her ilmeğe batarak trabzan örüyorum. Motifin gene trabzanın yanındaki zincire batarak ilk sırayı tamamladım. Köşedeki zincirden diğer köşedeki zincire kadar. Şimdi 3 zincirle ikinci sırayı örüyorum. Her ilmeğe trabzan. Bir sıra daha örüp tamamlıyorum. Omuz kısmını tamamladım. 3 sıra bir taraftan, 3 sıra bir taraftan örüp aynen motifi birleştirir gibi birleştirdim. Her iki tarafta bu şekilde tamamlandı. Şimdi kol evi için şu motifin köşesinde bir zinciri her zaman bir trabzan olarak gördük. Çünkü hem örerken hem birleştirirken bu zinciri de bir ilmek olarak gördüğümüz için oradan başlıyorum saymaya. Köşede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trabzanın üzerine iğne taktım. Her iki taraftan da aynı şekilde. Şu mesafeye kolu birleştireceğim. Yalnız iki sıra trabzan öreceğim. Çünkü benim iki motifi birleştirdiğimde bileğe kadar gelen kısım biraz yüksekte kaldı. Yani bileğe kadar gelmesi gerekiyordu. Hatta bilekten biraz daha uzun olsun istedim. 3 santim kadar eksik kaldı. O yüzden iki sıra trabzan örüyorum. Gene buralarda ördüğüm gibi aynı şekilde
Buraya da 2 sıra trabzan örerek örgüyü tamamlıyorum. Sonrasında kolu ekleyerek bitireceğim ve yaka, kol, etek kısmına sadece sık iğne geçerek bitiriyoruz. Şuradaki mesafeyi kendi ölçünüze göre ayarlayacaksınız. İsterseniz motifin ve ördüğümüz örgünün bitimine kadar tamamen kol evi olarak ayırabilirsiniz. Nasıl rahat edebiliyorsanız giydiğinizde kolunuz nasıl rahat hareket ediyorsa o şekilde bir ekleme yaparsınız. İsterseniz biraz ileriden, isterseniz tamamını kullanabilirsiniz kol evi olarak. Şimdi şu kısmı da birleştirdim ve trabzan örmeye başlıyorum. Şöyle yan tarafa geçtim. 3 trabzan ve trabzanlarla her ilmeğe batarak devam ediyorum. Trabzanların üzerine bir trabzan örerek şu ek yerine geliyoruz. Sonra ek yerinde şu trabzan aralıklarına da zaten 3 sıra örmüştük. Oralara da ikişer kere batıyoruz. İkişer trabzan örüyoruz. Sonra şurada ekleme yeri var. Bu tarz eklemelerde iki taraf, iki parça arasında biraz mesafe oluşur. Bu örgüye de bir mesafe kazandırır. O yüzden oraya da bir tane trabzan boş geçmememiz gerekiyor. Sonra gene trabzanların arasına iki trabzan örerek devam ediyorum. Şimdi köşede biliyorsunuz bir zincir ilmeğimiz var. O yüzden oraya bir tane batıyorum. Sonra hemen ilk trabzana batarak devam ediyorum. Şimdi koltuk altındayız. Başladığımız noktadayız yani. Şuradaki 3 zincir trabzan örmüştük. Üstteki 3. zincire sırayı bağlıyoruz. Üç zincir ve 2. sırayı örüyorum. Her trabzana bir trabzan örerek sırayı tamamlıyorum. Evet, 2 sırayı da ördükten sonra şimdi aynen motifleri nasıl birleştirdiysem burayı da aynı şekilde birleştiriyorum. Kol evi genişliğini de hemen ölçüyoruz. 18 santim. Bu tabi sizin kendi ölçünüzle alakalı. Buradan bunu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha aşağıdan daha geniş bir kol evi ya da motifin başlangıcından bunu kendi ölçünüze göre ayarlayacaksınız. Şimdi son sık iğne örgülerini de tamamlayıp bitirelim. Şurada ek yeri var. Şu 3 sıra örüp eklemiştik. Buraya hemen ipi takıyoruz ve sık iğneleri örüyoruz. Şu ek yerinden başlayalım. Bir sık iğne. Sonra trabzanın şu arasına 2 tane, diğer trabzanın arasına 2 tane, diğerine. Şimdi tam köşedeyiz. Buraya doluyorum. Köşeye batıyorum. Sonra şuradaki ek yerine batıyorum
ve diğer köşeye. 3 tane ilmek aldık. Bir bu köşe, bir ek yeri, bir diğer köşe. Hepsini birden çıkartıyorum. Şurayı bir yumuşattık. Dönüşü. Yani bu kadar net bir köşe değil. Hafif bir yuvarlattım. Ve trabzanın üzerine ve diğer trabzanların üzerine birer sık iğne örerek devam ediyorum. Şimdi diğer köşeye geldim. Buraya da doluyorum. Bir bu köşeye, bir ek yerine, bir tane de diğer köşeye ve hepsini topluyorum. Gene trabzanın arasına iki tane, diğerine iki tane. Aynen burada ördüğümüz gibi bütün köşelerde, yani iki köşeyi daha aynı şekilde örerek başladığım noktada bitiriyorum. Örgünün finalinde motifin duruş şeklini hiç bozmadan, hani doğal haliyle kalsın istedim ve sadece bir sıra, o da toparlamak amacıyla bir sıra sık iğne ördüm. Şöyle etrafına, kol ağızlarına, yakayı zaten göstermiştim. Sık iğnelerle kaza tamamladım. Ve nihayet tamamlandı. Uzun bir maraton oldu. Gerçekten her motifi iki kere ördüğünüzü düşünün. Yani motif üzerinde motif var. Bu yüzden de kullanacağımız ipe dikkat edeceğiz. Mümkün olduğu kadar hafif ipler kullanacağız. Benim kullandığım ipleri her yerde bulamayabilirsiniz. Ben de bazen rastlarsam güzel iplere alıyorum. Ama devamlılığı oluyor mu? Bazıların oluyor, bazıların olmuyor. Bunun benzeri Alize'nin kotonu olabilir. Hafif ipler. Mümkün olduğu kadar ağırlığı olmayan, çok hafif ipler kullanın. Çünkü motif üzerine motif var. Bu da ağır ipleri kullanırsanız kazak çok ağır olur. Hem giyemezsiniz, hem güzel durmaz. O yüzden mümkün olduğu kadar çok hafif ipler kullanın. İpe göre biraz daha kalıntı kullanın. Yarım milim, bir milim daha kalın kullanın. Hele eliniz sıkıysa buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Görüldüğü gibi gayet, bakın, gevşek bir dokusu var. Çünkü üzerine bir de motif geliyor. Görünüş bu şekilde. Şimdi bunun görsellerini de hazırlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım benim kadar zevkli öreceğiniz bir ürün olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.